Zapadoslavya'nın olayı ne? Zapadoslavya, Çekoslovakya ve Polonya'nın birleşmiş halidir. Bu birleşik halde tüm topraklar kordur. Herhangi bir isyan yemezsiniz, bir şey yemezsiniz. Lakin Zapadoslavya o kadar da güçlü bir devlet değildir. Çünkü en büyük düşmanı hem Çekya'nın düşmanı hem Polonya'nın düşmanı olan Almanya'dır. Yani Zapadoslavya yenmeyi beklenen bir devlettir. Avusturya Macaristan kurduğum zaman sürekli Çekoslovakya Bohemian Empire olarak papıt geliyor. Başka bir şekilde direkt annekseyebiliyor muyum yoksa papıt olması şart mı? Şu şekilde Panzerkampf'ın buradan ajanlığı açıyorsun. Ajanlığı açtığın zaman zaten sana bir seçenek sunuyor. Hatta ben de seninle beraber açayım. Eğer yayında kalıp izlersen görürsün birazdan. Şimdi tarafımızı seçme zamanı. Burada biz Zapadoslavya yoluna gideceğiz. Bu sefer Zapadoslavya oynayacağım. Belki ileride bu taraflara da bakarız. Hani eğer isterseniz. Değişik değişik şeyler yapıyor. Şu Kızıl Yolu da açıkçası çekici geliyor da ben bugün Zapadoslavya'yı oynayacağım. Zaten şeyi oynamıştık. Bu SS yolunu. O4 dışında oyun oynuyor musun? Oynuyorum. LoL oynuyorum. Bazen Rust. Ama Rust'ta kötü bir güncelleme geliyor böyle. Büyük bir güncelleme. Oyun değiştiriyorlar. Ses efektleri falan değişiyormuş herhalde. Beğenmedim o yüzden. Onu oynayacağımı zannetmiyorum bu saatten sonra. Onun dışında başka oyun oynuyor muyum? Aktif olarak öyle başka oyun oynamıyorum. Bir LoL, Rust, HOI4 diye gidiyordu. Öyle başka oyun yok yani. Mezomancılıkla Hakkari fırlatılsın. Doğru. İyiyim beyler, siz nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Sınavlar, durumlar, işmiş. Forest oynadın mı? Ben Forest'ı Enes abilerle oynadım. Sonra sarmadı beni ya. Ben Forest adamı değilim. Hani. Ben bir de böyle multiplayer oyun olmadıkça keyif alamıyorum öyle single oyunlardan falan. Şimdi buradaki az önce soruyu soran arkadaş. Panzerkampfwagen. Heh bak Battlefield oynuyor musun demişsin. Burada ajanlığı açıyorsun tamam mı canım? Sonra burada ajanlıkta bazı seçenekler var. Diplomatik Pressure diye en sağdaki. Biz bunu seçeceğiz Avusturya Macaristan kurmak için. Çekoslovakya şu şekilde. Sonra tıklayacaksın. Bunu seçiyorsun ve sol tıklıyorsun. Sonra bir de buna improve relation atıyorsun. Bununla ilişkini %100 yapıyorsun. Sonra zaten basabildiğin kadar asker basıyorsun. Basabildiğin kadar asker bastıkça bunu sınırına yiyorsun. Bu şekilde büyük ihtimalle zaten hani papıt almak yerine sana direkt annex olarak gelir. Bu da Avusturya yolunda işini kolaylaştırır. Papıt almak en kötü çünkü. Keşke Vargol gelse Vargol ile alsan. Papıt almak orada en kötü. Bir kıza açılmak istiyorum. Tavsiyen var mı? Ya direkt şu anda aktif olarak konuşuyor musun? O da var. Bir rivayete göre Bannerlord yayını gelirse tüm dünyadaki canlıların sonu gelecek. O gelir ya. Kamera alırsak onu kameralı yaparız Bannerlord yayınını. Hem tepkileri falan görürsünüz daha güzel olur. Diplomatik baskı RNG'de etki ediyor muymuş? Aman Allah'ım. Valla bana zamanından beri öyle öğretildi ki işe de yarıyor biliyor musun? Ne zaman onu atsam AI'lar kabul ediyor haberin olsun yani. Brandenburg cevap vermedi ya. Kızla bir hani konuşman var mı önceden yoksa sadece platonik mi? Onu söyle. Ona göre yardımcı olalım chatle beraber. Direkt sorup gitti herhalde utancından. Almana fabrika mı basıyoruz? Basıyoruz kardeşim. Almana fabrika basıyoruz. Şurada direkt challenge focus'umuza gidelim. Burada lideri getireceğiz direkt olarak. Hatta Alman'a fabrika basmayı bırak. Şimdi Alman'ın bizi bombalamasını da sağlıyoruz. Bak kardeşim hemen kapalı ekonomi burada. Ya YouTube güzel gidiyor ama abi dün bir aksilik oldu. GTA San Andreas videosu vardı HOI4 ile alakalı. Bir tane San Andreas modu indirdim. Güzeldi, oynadım da ben onu. Ama YouTube'a yükledik. YouTube'da hani kalite, ben normalde o videoyu 2,5 GB çıkardım. Videonun kalitesi 144p falan böyle. 1080p falan çekince de. Onu işte sildik. Bugün yine editledim. YouTube 2,5 GB, şey YouTube diyorum. Video 2,5 GB'dan 10 GB'da çıktı. Garip bir şekilde. Ama yükledim. Yarın onu paylaşacağım yine haberiniz olsun. Eğer izlemediyseniz ya da izlediyseniz de yine bir like atın. Kaliteli versiyonunu da izleyin yani. YouTube bayağı iyi gidiyor. YouTube güzel gidiyor evet. Ya Twitch'te bu aralar sıkıntıya girdik. O da drop'tan dolayı. YouTube neden sıkıntıya girmiyordu? Abi çünkü canlı olarak bir şey sunmuyorduk. Ya bitrate'i düşürdüm bilerek çünkü drop yiyoruz. Yapabileceğim bir şey yok o konuda. Şunu yapalım. Bu Focus'a gittikten sonra bilerek PP'mi harcamıyorum. Hatta şu Premium neydi bu ya? Promises of Peace falan. Bunu yapalım. Bize stability lazım bol bol. Bir anti-demokrat raid de çakalım. Şimdi burada liderimizi seçiyoruz. Burada ya Rus liderlerden birisini seçebiliyorsunuz ya da Çekoslovakya generalini seçebiliyorsunuz. Ben Rus lideri seçeceğim. Portresi daha iyi oluyor.
Çekoslovakya genelinde göre. Burada isterseniz hani Slavlarla beraber ittifak kurabiliyorsunuz. Lakin buna gitmeyeceğim. Direkt Resource Speed'e gideceğim. Ondan sonra da fabrika alalım. Ah be, generali isteyen varmış. Generali isteyen isteyen olduğunu bilseydim generali seçerdim de. Bunun portresi daha iyi. Hayır, bu benim modum değil ama güzel. Güzel mod yani, o yüzden oynuyorum. Geçen de oynamıştık, beğenilmişti. Kirill'in portresi var şimdi bak. Diğerinin Kirill'in portresi yok. Ben onu bulamam. YouTube videosuna portre koyamayız bu sefer. En azından bunun yüzüne kendimi şoplayabilirim. Hani anladın mı? Hatta Nikolay Zo'yu bulursam koyayım mı şöyle yayının sağ köşesine? Bu propagandaları yapmamız lazım bunların üzerinde. Kabul etmiyorlar genelde ama sizin ittifakınıza katılması için bunları yapmanız gerekiyor. Ya biz yine de yapalım. Şöyle şunun üzerinde de baskımızı kuralım bir. Reis yüzünü görelim artık. Obama'nın soyadı bir, senin yüzün iki. Ben o Nikolas'ı silmişim galiba ya. Aha, buldum lan. Şş, durun durun. Hemen size bir ayarlayayım da onu ben. En son Enes abinin gelinlikli hali var. Şöyle kendimi koyayım da şuraya. Portesi daha iyi diye seçmesine hak veriyorum. Ülke kötü gözükmesin diye toprak almıyorum ben. Onu benim yaptığım çok zaman vardır multilerde. O göz zevkine erişmek bence çok önemli. Sen benden misin? Kaliteli adammışsın sen. Enes'inkini de göstersene. Kanka şey yaptım ya, değiştirdim. Bir daha altta batmayayım. Altta batınca yayın donuyor. Onu geçen yayında göstermiştim ama ben. Fokusu gösterebilir misin? Tabii ki göstereyim. Şöyle büyük bir fokus trisi var. Komünist yolu var, demokrat yolu var vesaire vesaire. Biz bugün Zapadoslavya yoluna gideceğiz. Geçen zaten Almancı yolunu oynamıştık, SS yolunu. Prag kasabı geliyor başına. O da zaten şeyde var, YouTube'da var. Facecam ne zaman açıyorsun abi? Yakında bir bar açacağım. O barda olduğunda zaten kamera alıp direkt açmayı planlıyorum. Kanka bir yardım isteyecektim senden. Daha doğrusu bir şey soracağım. Oyunla alakalı değil ama. Yani cevap verilebilecek bir şeyse veririm elbette. Böyle bir sultan. Daha dünyaya gelmedi maşallah. Ya Ravens, şimdi hani her toprağı almak olmuyor. Mesela multide özellikle çok göz zevki bozuluyor. Ben tarih bilmiyorum ya. Tarih bilsem anlatırdım. İttihat ve Terakki. Ben daha çok hani oyunun zevkine erişen bir insanım. Ya tarihe ilgim vardı. Zaten tarihe ilgim olduğu zamanlar bu oyuna başlamıştım. Sonra araştırmayı bıraktım. O da kısa bir dönemdi. Ama oyuna oynamaya devam ettik işte öyle. Enes abinin fotoğrafını merak edenler yayın kliplerinde bulabilirmiş bakın. Modlarımız size bilgi veriyor. Tipe bak diyen lavuk. Bana bak. Ravens Sen at fotoğrafını, sana öyle bir şop yaparlar ki bak nasıl bir hale gruba. bürünüyorsun. Heh. Sus ve gruba bak, bak neredesin? Abi bunun daha Allah belanı kötüleri versin. Lan sen misin? Ben izin aldım ya senden. Koyayım mı dedin, sen de koyuyorsan koy dedin. DM'de var o kayıt bak. Hatırlamıyorum. DM'de var. Bu çok iyi ya. PP'yi harcayabileceğimiz bir şey var mı? Var. Stability yükseltmeye devam edeceğiz. Tabii ki bu ilk başta bizim stability'mize vuruyor. Exon stability kazandırıyor bize ama ilerleyen dönemlere baktığımızda bizi stability sağladığı için faktör output'umuz artacak bununla beraber. Hem de Consumer Good'a da işlemeye başlayacak bir zaman sonra. Şuradaki sivil alacağım. Güzel bir sivil var burada. 70 güne 4 sivil. İyi sınır görüntüsü kaynak. Kaynak evet tabii ki. Kaynak daha önemli de. Yani işe yaramayan bir toprağı almam ben. İyi sınır görüntüsü bozulmasın diye. Ha, sanırsam hard diskin yanıyor ve sen oyun oynamak için ne alabilirim diye soruyorsun. Ya bilgisayar konusunda öyle bir bilgim yok. Ama hani bütçen yoksa 3 GB'lık bir şeyi seçmen daha yararlı olur. Ki HOI 4 hani o kadar yer kaplayan bir oyun değil aslına bakarsan. Mod indirerek bu oyunun sen dosyalarını arttırıyorsun. Mesela benim HOI 4 dosyam kaç GB? Bir 70 GB falan, haberiniz olsun. Cidden paran varsa git direkt SSD al kanka yani. Parana yazık etme. Hem hızlı olur senin için. Bütçeni söyle bak. Direkt chatte The Pentium var, sana yardımcı olsun. Bu odak ağacını mevzu RP'ye getirsen nasıl olur? Belki olabilir, mod evimcisiyle konuşup falan. Olabilir. Niye olmasın? Moğolistan olarak Fransa'yı tam düz bir çizgi olarak böyle göz zevki bozar. 400-500 varsa bir hard disk çek bence ama. 600 yaparsan 250 GB'lık Samsung SSD alabilir misin bak. Onu ben de tavsiye ederim eğer 250 GB'lık alabiliyorsan. Ama şöyle bir şey var. Graviton. Senin ikini de Graviton diye okuyacağım. Burada bizden... Ben bunu bilerek yapıyorum bu arada. Hani... Neden yapıyorsun sen? Burada bizde hani sıkıntılar var. Onu çözmemiz lazım. O yüzden yapıyorum böyle bir hareket. Yoksa yapacağımdan değil. Bir de stability yükseltmek ilerleyen zamanlarda bizim için çok zor olacak.
O yüzden bunu yapmak lazım. Bir de şu fighter'ı researchleyelim. Fighter geldiği anda üretime koymamız lazım kese fighter'ı. Silahtan feragat edeceğiz. Ve burada bize -7.5 consumer good sağlıyor. O yüzden bunu kesinlikle alacağım. Bunu sivil için almazdım normalde. Bir de şuradaki military'i de almamız lazım. Ben OY4 oynarken çok sıkılıyorum. Özellikle 1939 tarihinden sonra öncesi çok iyi. 1939 tarihinden sonra öncesi çok iyi. Biraz garip yazmışsın ama şöyle söyleyeyim. Oyun hani bir zaman sonra zaten sıkıyor. Mesela ben bazı serileri açıkçası Sovyetler Birliği'ne veya Almanya'ya saldırmadan bitiriyorum. Genelde bu iki ülke arasında kalıyorsun zaten savaş tarzı olarak Avrupa'da. Yani genel olarak öyle oluyor. Ne zamanlar sıkmaya başlıyor seni mesela? Beni genelde 41-42 gibi sıkmaya başlıyor. Modda Alman gelip senden şiddeti istiyor mu? Evet, şiddeti istiyor. O şiddeti istememesi için de yani İsa da isteyecek tabii ki de biz hızlı hızlı etrafımızı toplamalıyız. OY4 Plus oynar mısın? Bir gün merak ettiğim bir single modu, birkaç modun birleşimi. Oynarım. Neden oynamayayım ne kadar? Yeter ki sen iste. Neden Rus aristokrat var başta? Çünkü bu yol Slav yolu. Slav yolu olduğu için de Ruslar tabii yani. 200 PP gelince direkt şunu alabiliriz aslına bakarsanız. Hem XP konusunda da sıkıntı yaşamayız. Şimdi burada ya militariyi tercih edeceğiz ya da Macaristan'ı annekseyip Yugoslavya ile ortak bir ittifak oluşturacağız. Macaristan'ı annekseyip Yugoslavya ile ortak bir ittifak oluşturursak da Polonya'ya hızlı gireriz. Çünkü Yugoslavya da yanımızda olacak. Ve bu yolda Yugoslavya ile birleşebiliyorsunuz. Tabi bu biraz geç tarihte gerçekleşiyor. Alman büyük ihtimalle de o zaman size savaş açmış oluyor ama ne diyorsunuz? Fabrikayı tercih edip biraz ekipman basıp öyle mi Polonya'ya dalalım? Yoksa Macaristan'ı annekseyip Romanya'yı kukla alıp bir de Yugoslavya ile ittifak mı kuralım? Bence militariden vazgeçirilebilir gibi. Fikrinizi belirtin bakalım bir. Ona göre devam edelim buradan. Ufak bir yol ayrımındayız var. Macaristan'ı annek istiyorlar. Tamam, o zaman devam. Zaten çünkü hani benim amacım orada şeydi, ekipman üretmekti direkt. Hani alacaksın 4 militariye. Vakit de gelmiş yani. Hatta işgale başlayacaksak birazdan militariye de dönebiliriz. Erken bir militari olur ama neden derseniz bunun sivili var. Ya bunun da sivili var. Zaten 30 sivil geliyor bize otomatikman. 60 sivile çıkacağız. Ya bir de bu ileride bize geleceği için bununla da birleşeceğimiz için şu an militari dönebiliriz aslında birkaç aya falan. Fabrika fokusunun altındaki fokus ne veriyor? Altındaki fokus güzel bir buff veriyor aslına bakarsan. %10 faktör output veriyor bize. Bu da bizim için önemli olan şeylerden birisi. O alınır ama hani buraya gittikten sonra burada bu fokus nereye gidersen burada zamanın kalmıyor. Neden? Alman gelip senden Sudetenland'ı istiyor. Sen de vermek zorunda kalıyorsun tabii. İspanya seçtiğinde iç savaş çıkmama ihtimali var mı? Yok. Vanilla kısmında çıkmama ihtimali yok. Ben bilmiyorum yani hiç öyle bir şeye rastlamadım bu zamana kadar. Ama modlarla çıkmayan modlar var mesela. Böyle eski tarih modları oluyor. Başka tarihli modlar oluyor. İspanya güzel ülkedir bu arada. İç savaşı da bazen zevklidir, bazen zevksizdir. İspanya'yı öğrenirsen güzel ülke İspanya. Manpower sıkıntısını nasıl çözeceksin? Manpower sıkıntımızı şöyle çözeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bizim iki tane buff'ımız kaldı. Bir tane de buff'ımız vardı zaten Equal Population hakkında. Manpower debuff'ını bu şekilde çözebiliyorsunuz. Bir buradan bunu alabilirsiniz. Ki bunu ben alacağım yakın zamanda. PP geldiğinde. Recruitment Population sağlıyor. Fakat ne yapıyor burada bu? Non-core manpower'ınızı kısıyor sizin. Yani bu mesela Macar core toprağımız olmazsa ki aldığım zaman core'layacağım direkt. Core toprağımız olmazsa oradan manpower alamamamızı sağlıyor. Bir de neredeydi o? Bir yerde bize core population debuff veriyordu. Aynen. Eğer Polonya'yı annekserseniz tabii Polonya'yı annekseyebiliyorsunuz Zapadoslavya yoluna gidince. O da savaşla oluyor. Birleşme yolu değil. Yani o kadar da kolay bir yol değil aslında bakarsanız. Bir Recruitable Population debuff'u geliyor. Polonya'nın anneksedikten sonra. Ethnic Tension diye. Aynı hani böyle Türkiye'deki etnik problemler de var biliyorsunuz. Genelde Avusturya Macaristan'da da genelde böyle etnik problemler olmuştur her zaman. Hani onları halletmeye çalışıyorsunuz. Onları halletmeye çalışırken de size bir -35 Recruitable Population faktör geliyor. Bu da bir debuff aslında bakarsanız. Bir de PP ile buradan limited'a geçersen sıkıntı olmaz. Neden sıkıntı olmaz? Abi Çekoslovakya'nın zaten 15 milyon manpower'ı var. Bu gayet yeterli bir oran aslına bakarsan. Polonya reddetti. Yugoslavya geldi. Tahmin ettiğim şey oldu. Şimdi burada
Bu arkadaşın içinde aynı İspanya İç Savaşı'ndaki gibi. Aslında bir arkadaş az önce demişti İspanya İç Savaşı nasıl çıkmaz diye. Bunda da şöyle bir şey oluyor abi. Eğer her toprağa tık 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 tıklarsanız böyle, bu arkadaşın içindeki topraklar size geçiyor savaş zamanında ve oralarda Division'lar spamlanıyor ikişer üçer tane. Bunların tabi combat fatigue düşük oluyor ama güzel Division'lar, kötü değil. Şöyle şimdiden bunları buraya yerleştirelim. Bu arada Çekoslovakya'nın çok güzel bir mareşali var. 7 tane general alan bir mareşali var Çekoslovakya'nın. O yüzden bunu çok beğendim ben. Tank sileceğim bu arada. Tankının template'i çok kötü, yoksa onu kullanırdık da. Keşke eskisi gibi SPG güçlü olsa basardık. Herhangi bir şekilde division basamayacağız. Burada şöyle yapacağım. Birinci Periz Çakmak, ikinci bu mareşal. Evet öyle. Uçaklarımız geldi. Artık uçak üretmeye başlayalım. Silahtan çekeceğiz. Şöyle yapacağım. Motorizemiz de geldi mi? Tamamdır. Abi silahı düşürüyoruz. Düşürebildiğimiz kadar. Çünkü bunları üretmemiz lazım. Bunları neden üretmemiz lazım? Alman Savaşı geldiğinde abi ne supply sıkıntısı çekmemiz lazım ne de uçak sıkıntısı. O yüzden burada gelen her fabrikanın artık bu saatten sonra fighter'a gitmesi lazım. Çünkü biz hayvan gibi uçağı olan ve hayvan gibi ekonomisi olan bir ülkeyle kapışacağız. O da Almanya olacak. Yani asıl sıkıntı burada division'ımız olmayacak. Asıl sıkıntı hava üstünlüğü olacak. Bunu göz ardı etmemek gerek. Savaş zamanı ekipman dilenelim. Oo, o güzel olur abi. Benelux o bölgenin 3 ülke... O bölgedeki 3 ülkenin ismini birleşmiş hali anlık bir aydınlanma geldi. Evet öyleydi zaten. Siz bilmiyor muydunuz ya bunu? Şimdi hemen şöyle bir baskı kuralım. Bir de buna bir improv çakalım. İlişkimiz yükselsin bu arkadaşla. Buna hemen savaşımızı açalım. Şimdi hazır o savaştayken bunu yapmam lazım. Herkesle mi ilişkimiz kötü ya? Salam. Salam dünya mı? Bir dakika. Herkesle ilişkim kötü. Yeter lan yeter. Savaşı bitirmeyip biraz ilişki kasalım mı? Ne dersiniz? Burada Fransa atar mı acaba? Bence İngiliz atabilir. Bunu çok öldürmeden, bu arkadaş çünkü çok kapitül olmaya müsait bir ülke. Yazık, debuffları var. Güzel de fabrikası var açıkçası. Lakin Alman beklemez. O yüzden ilişki kastığımız anda, aynen ilişki kasmışız biraz. Az da olsa. Silah atmıyor. Motorize de atmıyor. Ne atıyorsun? Hiçbir şey atmıyorsun galiba. Burada ilişki kastığımız birisi var mı? Kimle kasıyorduk biz en son? Almanya ve İngiltere'ydi. Ha, İngiliz de atamıyor. Garip. Ne diyeyim? Giriyorum bununla artık başkentine ya. Ya da girmeyelim. Vurma vurma. Bundan bir tur. Son kez daha isteyelim. Evet veriyor. Çok güzel. 1400 1400'dür. Savaşacağımız adamdan silah çalıyoruz. O da iyi. Yani başka atacak bir insan evladı olmadığı için artık bitirelim bunu. Şu peşse eğer geçerse başkenti oraya doğru yürüyelim. Aynen. Böyle yapmak daha mantıklı. Şuraya şuraya. Buraya vuracaksın. Burada geçiş hakkı mı yok? Aa, nehir varmış burada. Dur. Bana Osmanlı'yı kurtaran 3 padişahtan birisisin denildi. Doğru mu? Avrupa'nın ortasında kimseyle iyi ilişkisi olmayan Venezuela. Ya bir anda otokrata döndük ya, demokrattan. Hem faşistlerle aramız iyi değil, hem de demokratlarla. O kötü tabii ki. Biz buraya kes vuruyoruz değil mi? Aynen. Geçen Atatürk ne kadar güçlü dedim. Fransa'ya savaş açtım. Suriye'de savunuyorum. AI durmadı, çıkartma attı. AI atar. Fransa'ya ya özellikle atar. Ona dikkat etmen lazım. Şimdi PP gelince direkt buraları korlamamız lazım. Özellikle ilk başta sivil olan yerleri. Tabii ki başkentinin olduğu yeri ilk başta korlayacağız. Şimdi buradaki Macar toprakları bize hem fabrika sağlayacak. Yes, güzel. Bunu da kukla aldık. Ve ben AI Color'la girdiğim için Romanya'nın rengi de biz de aynı oldu. Şu an güzel bir ittifakımız var Avrupa'nın ortasında. Bu Romanya özellikle bizim çok çok işimize yarayacak. Burada şunu bekleyelim mi? Ben bunu basmayı unuttum bu arada. Buna basmak lazım sürekli. Ne diyecektim size? Bunun hepsine basınca acaba Polonya direkt Annex geliyor mu? Eğer geliyorsa işimize yarayabilir. Ama gelmiyorsa bunu beklememeliyiz. Ne dersiniz? Ne yapalım? Hadi bir tur şu militarıyı alalım. Hem o sıra şuralara basarız. Çok güzel bir görüntü oluşturmadı. Keşke papıt alsaydın Macar'ı. Ama çok işimize yarayacak ya. Şöyle ki alüminyum ve demir kaynağı var. Ha, demir kaynağı çok işimize yaramayacak ama alüminyum kaynağı cidden çok işimize yarayacak. Biz uçak basan bir ülke olacağız çünkü buralarda. Bu fabrika fighter'a vermişim zaten. Aslında bunu bir 7 yapalım. Çok gözümden kaçmış. Şunu silaha verelim. Bir de motorizeyi burada 2 yapmamız lazım. Çünkü bu noktada sizin supply'ınız bayağı eksik oluyor. Şimdi bunun askerlerini de alalım. Bu da basmış bayağı bir asker. Tam 31 tane asker basmış. Macaristan'a basalım. Hop. O kadar da kötü gözükmüyor bence ya. Romanya ile rengimiz aynı ya. Çok generalimiz olduğu için şunları ayıracağım şöyle. Osmanlı'yı kurtaran 3 padişah. 1. Mehmet Çelebi, 4. Murat ve 2. Abdülhamit Han. 4. nerede? 4. de benim. Kürek araştırıl değil. Bunu kontrol ettiğim iyi oldu. Normalde bunu unuturum çünkü. Beni bilirsiniz. Support equipment
hani araştırmaktan acil bir insanım. İmprovları iptal et istersen. Almanla onu iptal etmiştik zaten. Herhangi bir yere diye improv kaldı mı? Yok, kalmamış. Bir tek Alman'a atmıştık, İngiltere'ye atmıştık, bir de Romanya'ya atmıştık. Romanya'nınki zaten yüz yüz olduğu için direkt gitti. Alman'ınkini zaten ekipman aldıktan sonra iptal ettim. İngiliz'inkini de direkt iptal etmiştim. Bize acil recruitable population lazım. Burada aslında direkt limited'a geçebiliriz. Keşke burada bir recruitable population buff'u olsaydı. Neyse, Macar'ı korlayalım mı? Yani Macar'ın da pek bir manpower'ı yok. O yüzden korlanmaya değmez gibi gözüküyor. O yüzden şuradan recruitable population almak daha mantıklı. Ne kadar egosuz bir insansınız beyefendi. Normalde öyleyim de hani yayınlarda troll olsun diye. Şu an güzel fabrika basıyoruz ve güzel bir fabrikamız var. Neden güzel fabrikamız var peki, biliyor musunuz? Bu arkadaşı Integrate Puppet olarak alıyoruz. Bundan da yaklaşık kaç militeri? 6-7 militeri, 6-7 sivil mi ne geliyor? Yani bu arkadaş bizim için bir cennet. Romanya adeta bir cennet, cennet. Aa, Polonya'ya bas. Abi iyi ki hatırlattın ya. Şurada da bir milite çıkaralım. Aslında burada da çıkarabilirdik bir tane. Tarihi 38 Şubat oldu. 38 Şubat olduğu için de teşekkürler. Polonya'ya mı girelim? Yoksa şuradaki %10 faktör artı 2 militeri alalım mı? Ne dersiniz? Ne yapalım? Hadi yine size bırakıyorum. Entrenchment aşırı güçlü geliyor. Entrenchment şöyle, özellikle Grid War Redux'ta ve Grid War'da Entrenchment o kadar güçlü ki, eğer oynamadıysan o modları oyna, dediğimi anlayacaksın. Polonya'ya mı girelim beyler? Tamamdır, girelim. O sıra bana unutturmayın. Şu Slavik Army'ye basalım da içinde bir tane daha bölgeyi işgal edelim. Bence bir Danzig yapalım. Yapmayalım ya da vazgeçtim. Bir düşündüm de böyle bir mal oldum, biliyor musunuz? Ya benim Hoydor'dum bug'a girdi. Heh, tamam. Şöyle silahı da verelim. Abi her şeye veriyoruz. Her yere veriyoruz. Gayet verici yerinde bir ülkeyiz. Yakınında bir yerde çıkar çıkanları ittifa alırsın, Polonya'yı yersin. Yok, bu Avusturya'yı da aldı ya şimdi. Sıra bizde, o yüzden Polonya'yı alalım biz. Alalım alalım. Varşova'da çıkar bence oluyorsa. Yok, Varşova'da çıkmıyor. Varşova'da ve Krakow'da çıkmıyor. Bunlar zaten iki ana kenti ya. Krakow zaten çok çok önemli bir şehir Polonyalılar için. Supply olan yerleri yapsan daha iyi olmaz mı? Ben zaten genelde şuralara yaptım. Hani sınırımda olan yerlere. Zaten burayı aldık gibi. Ki tüm bölgeyi veriyor mu onu da bilmiyorum. Tüm bölgeyi veriyorsa çok çok iyi. Zaten sınırında olan yerleri vermiyor. O yüzden biraz o bir tık kötü. Onun dışında yani sorun yok. Bunları iptal edelim bari. Basamıyoruz da yapacak bir şey yok. Manpower need diyor. O zaman hazır oyunu durdurmuşken şöyle bir uçak düşelim varsa depoda. Eldeki manpower'ı ona kullanalım. Birkaç tane daha sil. Yoksa uçak düşemeyeceğiz zaten. Yani onu yapmak zorundaydım. Tabi bize bu arkadaş için biraz daha uçak lazım. Uçağımız hala yeterli değil. Biz aslına bakarsanız Almanya bize girmese çok çok güçlü bir devlet olabiliriz. Neden derseniz. Hemen şöyle limited conscription'ı alayım. 82-83 diye saymaya başladılar bak yine. Bence güzel geldik ya. Bir saatte 38 buçuğa gelmişiz. Bayağı hızlı gelmişiz aslında bakarsanız. En azından bir şöyle 20 bit yapalım. Ya aslında bana şöyle bir single division'lar öğretsenize ya. Ben hiç single division'ları bilmiyorum. Böyle 5 artilerili 10 artilerili division'lar mı ne yapıyorlarmış? Niye öğretmiyorsunuz oğlum bunları bana? Valla manpower gelirse direkt onlara aksın da onlarla yaralım Polonya'yı. Dün Maximilian ne uğraştı çekti be. Ya Enes abi multide oynadı onu işte. Multide oynamayacaksın kardeşim. Single. Çünkü biz de bilmiyoruz. O zaman ben öğreneyim, size öğreteyim. Tamam. Yine öğretici içerik. Bu 7 olsun. Bu 7 olduğu zaman bu da 12 olsun. Adam Afrika kuracaktı bir ara çekti. Kurar. Multipleri olduğu için öyle toprak meseleleri oluşabiliyor bayağı ya. Bu 4 Division Polonya Savaşı'nın başlangıcına yetişmeyecek. Bakın bu Yavut'ta tüm Polonya toprakları kor oluyor ve bizim tıkladığımız 3 şehir bize geçiyor. Bununla beraber o şehirlerde 3 tane 3 vitlik, 3 vitlik değil gerçi. 2, 4, 6. 6 vitlik 9 tane division çıkacak. Ve bununla beraber ismimiz artık Bohemia Krallığından Kingdom of Zapadoslavya'ya, Zapadoslavya Krallığına çevrilecek. Ve savaş açıyoruz. Savaş açtığımızda da böyle bir ekran bizi buluyor. Yani biz onlara tıklasaydık daha kolay bir savaş olacaktı. Lakin peşimizde bekleyen bir şerefsiz var. Topraklarımızı işgal etmeyi bekleyen. O yüzden direkt başlıyoruz abi. 6 bit bayağı güçlü maşallah. Eyvallah eyvallah. Abi şuradan. Ha, bu savaşta değilmiş. Hemen bir gel bakayım savaşa sen aslan. Sen ne yapıyorsun? Sen de gelir misin bu savaşa? Oh, bu da geldi.
Şuradaki divizyonlarına paket atmayı hedefliyorum. Hadi, hadi bakalım. Aa aslında Krakow'a girsek hızlıdan. Bir dakika. Şunu şuradan tutarsam. Ah be. Krakow'a girseydim güzeldi. Ama şöyle yapacağım. Krakow'dan gelen supply'ını böleceğim ve divisionlarımın arasını açmaya çalışacağım. Venzo atak ver bitsin. Yok buna Venzo atak verirsek bu bitmez. Bu en az bizim kadar güçlü bir devlet. Polonya lan. Oralardaki paket attık. Şuradaki divisionları alabilirsek alalım. Alabiliyoruz da. Bir de şuraya paket atabiliyorsak atalım da. Birazdan şu line atağı bırakalım. Hatta line atağı bırakalım. Divisionlarımız yerine otursun. Böylece şu paketteki divisionları da öldürmüş olduk. Bir dakika. Line attack candır. Savaşta tek yapabildiğim şeylerden birisi. Şöyle fighter'a 20 vereceğim abi. Güvenmiyorum. Alman var çünkü biliyorsunuz. Alman'a engel olmak için cidden uçağa ihtiyacınız var. Şu da şimdilik fabrika basmayacağım. Belki salmamız gerekir. Öyle bir pozisyon oluşur. Ama büyük ihtimalle salmam şu deti Alman'a. Şuraya en son paket atmayı hedefliyordum. Onu yapabilecek miyiz? Onların askeri varsa bizim de 30 asker kapasiteli komutanımız var. Değil mi kanka? Harbi ya. O çok çok sevindirici bir şey cidden. Şuna da bir war propaganda atalım. Çünkü war ekonomiye geçebilsek aslında çok güzel olur. Ama bunun girebildiğimiz her state'ine girmemiz lazım. Kapitülasyon oranı şu anda daha yüksek. Şu Varşova tarafını almamız lazım. O yüzden biraz şuraya doğru ilerleyeceğim. İlerleyebilirsem. Şu divisionlar geldi mi? Bunları indir. Generalimiz güzel, Marşalimiz güzel. Bu yönden bayağı şanslıyız aslında bakarsanız. Tek sıkıntı manpower'da. Onu da biraz çözdük. Şunlar gelsin. Direkt şu Danzig koridoruyla Varşova arasını böleceğim. Donanma evet. Donanma severler çok. Bu aralar bayağı türediler zaten. Donanma güzeldir ama yani şimdi. Yalan yok. Ama Hoi 4'te aslına bakarsanız asıl savaş şurada döndüğü için bu Almanya'nın kalbinde. Bazen donanma işinize de yaramayabiliyor. Ama donanma bilmek önemlidir yani. Gerçi single'a donanma basmak zevk verir mi onu da bilmiyorum ama. Çünkü bayağı bir toprak bütünlüğümüz var. Hem Macaristan hem Polonya'mız olacak. Zaten geri döndüğümüzde o bizden mini konferansını atacak. Mini konferansını attığında da zaten bu arkadaşı kapitüle ederiz. Bizim uçaklar sağ tarafta mı? Aynen. Onları bir sol tarafa çekelim hemen. Bana 2-3 ay verseniz aslında çok güzel uçak çıkarabiliriz. Lakin bu Almanlar bize vakit vermeyecek. Biraz support'a vereceğiz. Biraz tabii silah vermemiz gerekecek. Bakalım ama yine de bir silah. Gerçi Polonya'dan gelen silahlar bize yetecektir. O yüzden 7'de kalsın. Artilleriyi 2'ye çekelim. Motoriteyi 3'e çekeceğim. Çünkü buradaki supply'ı dağıtmak çok zor olacak. Ondan sonra Fighter'ı bir 25'e çekelim. Fighter 25 olduğu zaman da kes 15 olabilir. Bu ekipman dağılımını yapmak da çok önemli aslına bakarsanız. Ya bu arkadaşın uçağı oluyor yani. Uçağı olmasa bloka girdiğimiz anda düşer. Aynen düştü. Ha, güzel otomatik direkt toprakları bize veriyormuş. Bir tur pasladım. Sonra take all state'imi attım. Şimdi hepsi core. O yüzden güzel bir fabrikaya ulaştık. Aynen öyle. 70 sivil 60 kaç? 56 militeriyiz. Bu arkadaş kaçmış bakalım hemen. Yani militeri de aynıyız ama sivil de tabii ki Alman bizden üstün. Bakalım aynen bakın Polonya'dan gelen silahlar olduğu için silah basmamıza pek gerek kalmıyor. Güzel de bir support ekip gelmiş. Aslında kürek araştırdıysak ki araştırmışız şöyle yapabiliriz. Gördüğünüz gibi size bahsettiğim debuff geldi. %30 -35 recruit population debuff'ı bir de -25 stability debuff'ı. O yüzden zaten stability'ye basıyordum sabahtan beri. Bunu anlamışsınızdır umarım. Modun adı ne? Ünlem mod yazarak linkine sahip olabilirsin sen de dostum. Belki daha fazla division basarız diye şunları ayıracağım. Normalde ayırmazdım. Bu mareşal güzel bir mareşal çünkü. Romanya bizim işimize çok yaradı aslına bakarsanız. Çok güzel division indiriyor. Gelen militarileri bir dağıtalım. Artık fighter'a 30 verme. Bizim neden bunda açığımız var? Motorize'yi biraz daha vermemiz gerekiyor. Erken seviyede 5 yapalım. Sonra düşürürüz bunu. Şimdi yapmam gerekiyor. Burada direkt Recruit Population'ı seçebilirdim de. Manpower'ım var. O yüzden var Industrialist almak daha mantıklı. Hızlı hızlı militeri basalım. Avrupa'yı dark günler bekliyor. Demeyeceğiz tabii ki. Yani Avrupa'yı kötü günler beklemiyor. Ama işte ne yapalım. Şöyle bir sola kaydırdım bunu. Bir karar aşamasındayız tabii ki. O ne ya? A, B, C, D. Ne oluyor lan size? Ulan genelde böyle vermeyince de tamam mı? Şey böyle kader savaşına düşüyorum. Kader savaşına düşünce de yayından çıkıyorsunuz diyorsunuz ki abi bu ne? Nereye geldik biz? Cehenneme mi geldik diyorsunuz. Alman'la 2 saat orada şey yapıyorum. Burada defense komutanı varsa aslında onu da alabilirdik. Biz PP'yi aslında şunları korlamaya da uğraşabilirdik bak. Bunları korlamadığımız için de hata yaptık.
Haha diyen arkadaş komik değil. Kendisine buradan sesleniyorum. Bir Division'da Alman tutmaya çalışıyorum. Savaşa gelirsin değil mi? Şurayı hızlıca kapatabiliyorsam kapatayım. Kapatamıyorsam yazık olacak bize. Bunu alabiliyorsak alalım. Ama çok çok güzel savunuyor. O yüzden şu taraftan girsem daha mantıklıymış. Nehir debuff'u yediğimiz için. Şu an büyük ihtimalle Alman bizi alttan itecek. Oyunu başlattığımız anda. Uçaklarımızı buraya koyalım. Şu an Çekoslovakya bölgemizden vuruyor bize. Allah şuna basacağım. Command power'ım da var zaten. Hızlı bir plan kasmasını istiyorum. Hızlı plan kastıktan sonra zaten Königsberg tarafına saldırı gerçekleştireceğim. Limana çıkıp vursana. Kanka hangi donanmayla? Bak bunu her Polonya oynadığım ve Çekoslovakya oynadığım yayında yapıyorsunuz. Abi Alman donanmasına nasıl karşılık vereyim ben? Manyak mısınız siz? Ulan Çekoslovakya, Polonya falan oynuyorum. Nasıl donanmam olabilir? Bunun bir düşünün. Öldü vallahi biliyor musun? Öldü. Yazık oldu. Hık dedi gitti yani. Şimdi yapacağımız tek şey burada. Bu Polonyalılarla anlaşma sağlayıp bunların advisor'larını, fabrikalarını vesaire almamız lazım. Sanırsam şu anda fabrikalarını kullanamıyoruz. Jutland'a basmadığım iyi olmuş açıkçası. Oyun hiç oynamadım ama çok izledim. İzleme sayım 3000 saat. Zapadoslavya, tekrardan söylüyorum. Çekoslovakya ve Polonya'nın birleşmesi. 3000 saat izlersen öğrenirsin oyunu zaten. Evet, öğrenirsin cidden. Geçelim mi? Manpower'ımız bitecek bunu yaparsak. Ama şöyle bir artısı olacak bize. Alman savaşından çıktığımızda bir de şu birazdan debuff'ını bitireceğiz. Polonya'nın etnik statü debuff'ını. İyi hadi var geçelim bari. Çünkü Total sevenler vardı aranızda. Ya Total'a geçsek aslında şöyle olabilirdi ama şunu integre etmemiz lazım. Üstümüzdeki debuff kalktıktan sonra yapılabilir o. Çok geriye oturdum, size sesim az gelmesin. Mikrofonu da şey lazım ya, bir tane chat. Aparatlar oluyor ya ağza yaklaştıran. Ne oğlum, Memel'de Litvanya Divizyonları'nın ne işi var? Hamidimiz diyorlar. Akıt yedik bir yandan. Akıt attın. Ne oldu burada? Az önce ne oldu? Çok değişik şeyler oluyor şu an bu cephede. Hatta buraya bir şöyle bir yapayım da bir aklın başına gelsin seni şerefsiz köpek. Valla o Memel'i alması Alman'ı bitirdi açıkçası Königsberg tarafında. Tabi lan double combat koymazsak olmaz. Bak arada bilenler oluyor. Ya Allah, onu yapmak lazım bazen şimdi. Yalan yok. Eşek ne yapıyor ya? Abi Varşova önüne falan gelmiş. Ne şerefsiz bir adamsın sen ya. Aha vurmaya başlamış lan, dur uçakları şuraya çekelim de. Chat bu bir silahlandı, bir şey oldu buna. Ne oldu böyle, division falan arttı bunun. Geçen gün işte şu HOI4 San Andreas modunu oynadım. Abi onda paket atıyorum AI'lar. Şey olmuyor böyle. Attrition yemiyor. Ama ben yiyorum yılanlarken falan. En son gittim line attack taktiğini buldum. Onu zaten videoda görürsünüz. Bu ne lan? İsyan yiyeceğiz ha birazdan. Ha Bulgaristan'da da yapmamız lazımmış. Oo, şu Detland bölgesini ele geçirmiş bu. Biraz sıkıntılı zamanlara doğru gidiyor. Ama şu an vura vura aslına bakarsanız silahını bitiriyor. Tabi bize de biraz zarar veriyor ama support equipment'a falan, artilleriye biraz vermemiz lazım. Uçağa fazlasıyla verdik zaten. Uçak yeterli artık bizim için. Bak dediğim olay sanırsam burada da yaşanacak. Supply sıkıntısı yemiyor, ben yiyorum. Senin supply aldığın yer yok yer. Transport plane'le mi veriyorsun buraya, ne yapıyorsun? Dilencilik. Aa doğru. Aslında Almanla savaştığımız için falan bununla ilişkilerimiz yükselir mi şu Elazığ'da? Bunların ikisi veriyordu bazen. Portekiz veriyor bazen. Raj veriyor. Çin olabilir aslına bakarsanız. Çin veya Japonya. Hatta ikisine de atalım. Ama şurayı korlayalım mı ya? Neredeydi ora? Manpower şey yetmiyormuş, PP. Bir de o Almanla savaştığımızdan dolayı bu manpower eriyecek yani, merak etme. O yüzden onlara biraz göz yumacağız. Da şu taboru alalım. Aslında almasak daha worth. Neden? Ya bizim fabrikasal anlamda çok çok ihtiyacımız yok böyle kısımlara. Ama bu attrition yediği için daha iyi de. Orayı almayınca şimdi bizi itecek mitecek. Praga girecek, supply'ımızı bozacak. Ve sabahtan beri ekipman üretiyoruz. Sabahtan beri ekipman ve uçak ürettiğimiz için. Özellikle uçak. Neden? Alman yoruyor şu anda bu arada. Uçak ürettiğimiz için, Alman'ın uçağına karşılık verdiğimiz için. Tabi bu da AI Alman. Oyuncu Alman değil. Ki bazı yerlerde de itmiş gördüğün gibi. Ki AI Alman bile böyle bir ülkeyi zorluyor. Biz şu an yine iyi tarafındayız bunun. Çünkü biraz daha tecrübeliyiz. Bu, böyle modları yakın zamanda çok oynadık.
Ve çok Alman savaşı geçirdik yani. Şimdi ne superpower kesinlikle alınması lazım. Şu iki fokusu neden gitmiyorum? Şimdi söyleyeyim. Ya bu iki fokus aslına bakarsanız güzel de bize PP lazım. Politik puan lazım olduğu için fokuslara gitmek şu anlık saçma. Ama hani bir Sovyet Savaşı falan geçirirsek belki o zaman alınabilir. Ribbentrop falan diyor, bir şey diyor. Oğlum bu ne yapıyor ya? Ben bunu ittikçe bu aşağı doğru yayılıyor, Varşova tarafına doğru. Doğru. Güzel etrişin yiyor. Ama burada biz de etrişin yiyoruz. O yüzden burada ekipman kaybederiz biz. O bize iyi vuruyordur şu an. Şöyle yapalım. Buradaki etrişin problemini çözelim en azından kısmen de olsa. Birazdan şu Viyana kısmından şuraya ineceğim. Paket atacağım. Königsberg'i inşallah bir gün bitirebilirsek. Buradan paketi makıtı açar bak, ben size söyleyeyim. Çok az division'ımız var burada. O yüzden böyle oluyor. En azından vurduğu kesik kısmen olsa engelliyoruz. İyi uçak bastığımız için. Şu eski tür fighter'ları başka havalimanından kaldırabiliyor muyuz? Kaldırabiliyoruz. Gerçi kesleri oraya çekmişim ama. Şurada bir tane kaliteli 20 bitim olsaydı ne güzel olurdu ya. Direkt şu yok olurdu, şu division'lara paket atardık. Güzel ama attık herhalde. Burada bunları pinleyelim. Zaten paketimizi attık.